Web seminerimizin içeriğine bakacak olursak, bu akşamki web seminerimizi aslında tek başlık altında inceliyoruz. Kronotrafik koşullarındaki kaynaklanan sorunlar neler? Bu sorun çeşitlerini detaylı olarak göreceğiz. Çözüm önerilerini de beraber inceleyeceğiz. Akabinde varsa sorularınızı cevaplamaya çalışacağım. Evet. Şimdi en yaygın problemlerden bir tanesi de bu baseline'larda bizim baseline yani taban çizgilerimizdeki artış ya da azalışlar. Burada pozitif yönde ya da negatif yönde sapmaları biz baseline'ımızda sıklıkla görüyoruz. Şurada görmüş olduğunuz şekilde şurada şu baseline'ımız, üstte görmüş olduğunuz baseline'ımız uygun bir baseline. Biz ideal baseline'ı bu şekilde isteriz. Çünkü bu bize sistemin şartlanmış olduğunu, dedektörün ve kolonun yeterli şartlanmaya ulaştığını gösterir. Ve analize başlayabileceğimizi ve analizimizi de yaparken de sağlıklı bir şekilde analiz yaptığımızın bir göstergesidir arkadaşlar. Ama altta görmüş olduğunuz pozitif yönde ya da negatif yönde bir baseline'ı biz istemeyiz. Gradyant geçişlerde pozitif ya da negatif yönde baseline'lar olabilir. Ama bunları biz yine özellikle analitlerimizin çıktığı, piklerimizin çıktığı noktalarda bu tarz artışları istemeyiz. Özellikle sistem şartlama parametrelerinin başlangıcında da baseline'ımızı düz isteriz. Neden kaynaklanabilir bunlar? En bariz bu baseline'ları biz güçlü absorplayıcı solventler olduğunda görüyoruz. Aslında bunu bir önceki web seminerimizde anlattık. Absorplayıcı solvent dediğimiz dalga boyu ışıklarını absorplayan ve UV cutoff değerleri yüksek olan solventler. Onları da web seminerimizde solvent cutoff değerleri olarak sizlere sunmuştuk. Bir önceki web seminerlerimizi YouTube kanalımızdan izlediğinizde bu detaylara eğer katılmadıysanız tekrardan görme şansınız var. Orada bakabilirsiniz. Biz ne yapıyoruz? Metotlarımızı geliştirirken metanol, asetonitril ya da THF gibi bizim çözücülerimiz, solventlerimizi cutoff değerlerine bakarak bu değerlere yakın absorbans değerlerinde çalışmamaya çalışıyoruz. Eğer bu değerlere yakın absorbanslarda çalışıyorsak baseline'ımızda pozitif ya da negatif artışları görmemiz de pek mümkün arkadaşlar. Veya mobil faz kompozisyonunda değişim oluyordur. Örneğimiz 70'e 30 metanol su olarak bir dengeleme verdik. Ama baseline'ımızda artma ya da azalma var. Burada mobil faz kompozisyonumuzda bir değişme var. Bu kompozisyondaki değişme ne sebep olabilir? Özellikle bu problemi biz floresan dedektörlerde çok yaşıyoruz. Floresans dedektörlerde emisyon solvente de bağlı aynı zamanda. Bu nedenle baseline'da eğer solvente değişiklik olursa solvent oranlarında ve solvent karışım oranlarında doğru bir karışım olmuyorsa pompa basınçlarından gelen, pompaların o anki davranışlarından gelen solvent ayarlama oranlarında herhangi bir değişiklik oluyorsa bu baseline'larda da biz artış ya da azalış görürüz. Bu da bizim mobil faz kompozisyonumuzda değişim olduğu ihtimalini de ortaya çıkartır. Sıcaklık dalgalanmaları baseline'daki artış azalışların en önemli parametrelerinden biridir. Kolon fırınımız açık kalmış olabilir. Kolon fırınımızda herhangi bir problem olabilir. Fanı iyi çalışmıyordur. Kolon fırınımız istediğimiz sıcaklığa doğru ve hassas bir şekilde sıcaklığı setleyemiyordur. Ya da çalışma aralığı çok geniştir. Örneğin biz 20 derecede kolonu ya da 25 derecede kolonu standart tutmak istiyoruz ama kolon fırınımız 25.5, 26, 24 gibi değerlere inip çıkıyorsa bu da bizim baseline'larımızda pozitif ya da negatif yönlü artış yani dengelenememe problemi ortaya çıkarır. Aslında bu artışlar sistemin dengeye gelemediğini bir işaretidir. Kolon fırınımızı burada kontrol edebiliriz. Ya da bu mobil fazımızın da sıcaklığı değişiyor olabilir. Birçok HVAC sisteminde mobil fazın sıcaklığını da dengeleyecek sistemler vardır ama örneğin havalandırma klima sistemleriniz eğer iyi değilse, doğru havalandırılmayan bir ortamdaysanız, yaz kış sıcaklık farkından, gün içerisindeki sıcaklık farkından, bulunan insan sayısından, o anda aktif çalışan cihaz sayısından laboratuvar sıcaklıkları oldukça fazla etkilenir. Çok değişken gün içerisinde sıcaklıklara sahipseniz bu da sizin analizinizde bu tarz problemleri doğuracaktır. Sabit bir sıcaklıkta çalışmaya dikkat etmeniz gerekiyor. pH değişikliği. pH değişikliğini biz ya çok fazla pH değişikliği yaşamayabiliriz. Solventlerimizi eğer bir önceki web seminerlerimizde anlattığımız gibi taze hazırlarsak, solventleri yeteri kadar hazırlarsak pH değişikliğine çok maruz kalmıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken eğer baseline'de artma azalma varsa pH değişikliğinden aslında hiç şüphelenmeyiz burada. Çünkü çok karşılaşılan bir durum değil.
iyi bir karışım yaptıysanız, yeterli şekilde karıştırdıysanız ve pH'ınızı sabit ayarladıysanız, metot geliştirilirken de pH stabilitesi bakıldıysa, bu ufak pH değişikliklerinden, çok küçük pH değişikliklerinden bu tarz bir etkilenme görmeyeceksiniz. Şüphelenmeniz gereken son parametrelerden biri olabilir pH değişikliği. Başka bir parametre de kolonun kontaminasyonu olabilir. Aslında kontaminasyondan ziyade kolonda güçlü şekilde tutulan analitleriniz veya numune bileşenleriniz olabilir. Bunları siz görmüyorsunuzdur. Örneğin 10 dakikalık bir enjeksiyonunuz var ve sizin pikiniz 5. dakikada çıkıyor. Ama öyle bir analit var ki sizin numuneniz kontamine olmuş olabilir ya da farklı bir numuneyle çalışıyor olabilirsiniz. Bu kolonda çok fazla tutunuyordur. Yani öyle bir tutunuyordur ki 100. dakikada gelebilecek bir tutunmadır bu. Siz her enjeksiyonda bunu kolonda biriktiriyorsunuz aslında. Biriktirdiğinizde de dedektöre yavaş yavaş giden bir içerisinde arka arkaya giden ve kolonda da biriken ve dedektöre çok yaygın bir şekilde giden bir pik elde etmiş oluyorsunuz. Bu da ne oluyor? Dedektörü satüre ediyor ve sizin baseline'ınızı pozitif ya da negatif yönde yükseltiyor. Genelde burada pozitif yönde böyle çok büyük 10 dakika, 5 dakika, 10 dakikada artan ve sonra da azalan pike benzemeyen ama pik gibi de olan bir artış azalış görürsünüz. Burada şüpheleneceğiniz ilk durum bu olabilir. Kolonda sürüklenme mi var? Kolonda ayrılamayan, kolondan çok iyi tutunan başka bir analit mi karıştı buraya? Bundan şüphelenebilirsiniz. Bu tarz durumlarda şüpheleneceğiniz ilk parametre bu olabilir. Evet. Bir başka şey de gradyant analizlerde yetersiz dengelenme süresi. Eğer bir gradyant analizi çalışacaksanız yeteri kadar dengelememiş olabilirsiniz kolonu ve dedektörü. Sistemi yeteri kadar şartlamamışsınızdır. Bir önceki web seminerimizde bunu nasıl hesaplayacağınızı anlatmıştık. Dengeleme süresinin bir hesabı var. Örneğin ters faz sistemlerinde 10 ve 20 kolon hacmi, iyon promotörüsü, iyon değişimi, hilik veya iyon çift uygulamalarında 20 ila 50 kolon hacmi kadar siz dedektörü ve kolonu dengelemeniz gerekiyor. Bu 50 kolon hacmi özellikle iyon değişimi, iyon çifti uygulamalarında bazen 100 kolon hacmine, bazı durumlarda da bir gün gibi süren bir şartlanma ile sonuçlanabilir. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Analizinizin ve kolonunuzun karakterini iyi bilmeniz gerekiyor. Yine burada şuna vurgu yapacağım. Eğer böyle bir durum varsa bunların da standart test metotlarında belirtilmesi gerekiyor. Kolon ne kadar süre şartlanmalı, ne şekilde şartlanmalı? Bunları da metotlarınızda belirtirseniz buradaki standartizasyonu da sağlamış olursunuz. Böylelikle ne olur? Her arkadaşımız aynı süre kolonu şartladığı için aynı standartta da analizler devam eder arkadaşlar. Bir başka değer de şu, buna da bir önceki web seminerlerimizde çok fazla vurgu yapmıştık. Fark ettiyseniz bundan önceki web seminerlerimizde aslında biz bu sorunların temellerini biraz incelemişiz. Ara ara bunları hep vurgulamışız. Burada da bunların aslında kromatogramda nasıl göründüğünü, bu sorunların eğer dikkat etmezsek bu problemlerin nasıl sonuçlar doğuracağını burada görüyoruz arkadaşlar. Mesela mobil faz çözücü bileşenlerini iyi karıştırmazsak ya da iyi çözemezsek baseline'e yine değişiklik olabilir. Zaman içerisinde kendileri biraz karışacaktır. Organik sorbent oranı değişecektir. Buradaki bu çözülme ve karışmama durumlarında da baseline'ınızda bu gibi problemleri görebilirsiniz. Ama bu özellikle bu pozitif ve negatif yönlü artışlarda bu da düşük bir ihtimaldir. Biz genellikle karıştırma işlemini çok fazla atlamıyoruz. Atlasak da bundan önce diğer ihtimaller daha ağır basıyor. Değerlendirirken bu parametreyi birazcık daha geride değerlendirebilirsiniz. Burada homojen olmayan yanlış karıştırmış mobil fazlar. Evet, bu da çok önemli. Bazen mobil fazlar yanlış karıştırılabiliyor. Yanlış solventler kullanılabiliyor. Ya da homojen bir karışım sağlanamıyor aslında az önceki parametrenin devamı. Bu da düşük ihtimallerden biri. Bununla da ikinci derece ya da üçüncü derece sonradan bunu değerlendirebilirsiniz. Bir diğer detay da şu, bunu da vurgulamıştık. Kontaminasyon HPL sistemlerinde çok önemli bir problemdir. Neredeyse birçok analizde kontaminasyonunuz varsa sorunları kesinlikle görürsünüz. Yani %99 görürsünüz diyelim. Bunlar kromatogramımızda bir şekilde karşınıza çıkar. Bazen baseline'de artmalar, azalmalar, bazen sinyal gürültü oranlarında değişmeler, bazen
hayalet pikler ki bir sonraki slaytlarımızda bunu da göreceğiz. Kontaminasyon çok önemli. Su, solvent ve reaktiflerimizde kontaminasyon olma ihtimalini doğurur. Ama yine bu çok düşük ihtimallerden biri. Bundan önce ilk başta saydıklarımı ön plana alırsanız daha iyi olur. Mobil faz ve solvent bileşiminde buharlaşmaya bağlı solvent oranlarının değişmesi. Bu da önemli bir parametre. Bazen laboratuvar tas dizaynları yapılırken havlandırma kanalları, özellikle üfleme kanalları solvent rezervuar alanlarının üst kısmına yapılıyor. İlk soğuk hava daima oradan üfleniyor. İşte klimanın çalışma performansına göre, gün içerisinde sürekli çalışmıyorsa, eğer klima otomasyonu olan bir sistemle çalışıyorsanız bazen o kanallardan hava üfler, bazen üflemez. Üflerken bazen sıcaklığı biraz daha fazladır, bazen daha azdır. Solvent rezervuar alanının üzerindeki o üflemeden dolayı oradaki sıcaklık sürekli değişir. Birkaç slide önce sıcaklığa bağlı bir parametreden bahsetmiştik. Bu ikisi çok alakalı. Hem sıcaklık değişir, hem oradaki buharlaşma oranları da değişir. Ve sizin mobil fazınızda buharlaşma meydana gelir. Buharlaşmayı önlemek için biz ne yapıyorduk? Bir, çözeltilerimizi taze hazırlıyorduk. Bir önceki web seminerlerimizden anlattığımız. İki, bir de solvent rezervuar alanını nasıl kullanmamız gerektiğini herhalde ilk birinci ya da ikinci web seminerimizde anlattık. Solvent rezervuar alanında solvent rezervuar kapakları bulunacak. Onların ne şekilde takılacağını anlattık. Bunlara dikkat ederseniz bu buharlaşma oranını minimize edersiniz. Yani tamamen azaltamazsınız ama en fazla azaltabileceğiniz günlük taze hazırlamanız. Yani gün içerisinde analizinize ne kadar ihtiyacınız varsa o kadar hazırlayarak bu oranı düşürebilirsiniz. Ve bu pozitif negatif yönünü sapma ihtimallerini de azaltmış olursun. Daha sonra ki parametrelerden bir tanesi de basınçlandırma sistemlerinde, yani gradyant pozisyonlama valflerinde ve nispi pompa akış hızlarınızda bir problem olabilir. Pompalar düzgün çalışmıyor demektir bu. Pompa sizin istediğiniz karışımı standart bir şekilde doğru oranda yapamıyordur. Eğer %70-30 bir karışım istiyorsanız bunu %70-30 çok orantılayamıyordur. Pompada bir problem vardır. Bu da burada aslında en son ihtimallerden biri. Basamak basamak gelip en son pompadaki bozulma arıza ihtimalini değerlendirebilirsiniz. Eğer sisteminizi siz doğru yıkıyorsanız, doğru şekilde şartlandırıyorsanız ve bakımlarını düzenli yapıyorsanız pompa arızası en son ihtimallerden biridir. Evet, bu düzensiz, baseline'deki bu düzensiz dalgalanmaları çoğu zaman görürüz arkadaşlar. En sık karşılaştığımız durumlardan biridir. Yine burada az önceki parametrelere benzer parametreler var. Mobil faz sıcaklığında dalgalanma olabilir. Sıcaklığı az önce dediğim gibi sabit tutmanız gerekiyor. Özellikle havalandırma sistemlerinin dizaynında ve solvent rezervuar alanlarının kullanımında bu oldukça fazla etkileniyor. Burada bu sıcaklık dalgalanmasını minimize etmeniz önemli. Pompa bazında uzun süreli değişmeler vardır. Siz sistemi şartlarken şimdi delta PCI dediğimiz basınç değişimlerini cihazlar ölçer zaten. Eğer bu delta PCI çok belirgin değildir, uzun bir periyotta değişir. Siz o anda izlersiniz, bir dakika boyunca bakarsınız, 40 PCI'lik değişimi geçmiyordur. Yani 13-14 PCI gibi bir değişim vardır. Ama uzun sürede basınç dalgalanmaları vardır. Bu da pompada bir arıza olabilir ya da pompada bir sızıntı ya da hava kabarcığı olabilir. Bu gibi durumlarda siz uzun süreli dalgalanmaları ve baseline'de de uzun süreli dalgalanmaları görürsünüz. Özellikle bu pompa sızıntıları çok fazla hissedilemeyebilir. Pompaların bağlantı noktalarında herhangi bir sızıntı varsa, contalar, seal'lar eğer yıprandıysa burada ufak ufak sızıntılar meydana gelebilir. Bu da kısa basınç dalgalanmaları değil de uzun vadede basınç dalgalanmaları yaratarak sizin baseline'ınızın da bu tarz problemler yaşamanıza yol açar. Hava kabarcığı da olduğu zamanlar sistem bunu yapabilir. Yani sistem kabarcığı ne atabiliyor ne de kabarcığı orada tutabiliyor. Böylelikle ne oluyor? Uzun süreli baseline'de dalgalanmalar oluyor, basınç dalgalanmaları oluyor. Bu durumu nasıl ortadan kaldırırsınız? Önce sızıntı olup olmadığını kontrol etmeniz gerekiyor. Sızıntı yoksa, bundan eminseniz, sisteminizi bir söküp komple bir ara bağlantıyla sistemi prime etmeniz ve sistemi tekrardan yıkayıp şartlandırmanız bir uzun süre, eğer 5 dakika siz delta PCI'ye bakıyorsanız, delta değişimine bakıyorsanız, basınç değişimine, onu birkaç dakika izlemeniz, öyle bir düşük akış verip o şekilde izlemenizde fayda var. Ara bağlantıyla dedektörün maksimum çalışacağı basınç aralığını geçmeden izlemenizde fayda var. Bu şekilde izleyerek sistemin doğru çalıştığını teyit edip bu basam en azından bu maddeyi eleyebilirsiniz.
Az önce bahsettiğim solvent karıştırma oranlama valflerinde bir problem olabilir. HPL sistemlerinde biliyorsunuz düşük basınçlı gradyant ve yüksek basınçlı gradyantlar var. Düşük basınçlı gradyant sistemlerinde her mobil faz hattı için bir tane pompa değil, pompa sistemi değil de oranlama valfi var. Bu oranlama valflerinde eğer problem varsa, iyi çalışmıyorsa sizin hareketli fazınızın karışımını doğru yapamıyor demektir. Bu da baseline'da bu tarz dalgalanmalar yol açar. Yine kolonun yavaş dengelenmesi de bu problemlerden biridir. Kolonunuz belki de 7-8 saatte dengeleniyordur ama siz 1-2 saat belki de daha az dengeleyerek dengeye geldiğini düşünüp analizi başlatmışsınızdır. O da dengelenmediği için bu tarz dalgalanmalar yapabilir. Az önce bahsettik pompa sisteminde kaçak olabilir. Contalarda, pistonlarda, check valve'lerde arıza olabilir. Bazen check valve'ler yapışabiliyor. O gibi durumlarda bu dalgalanmaları yaşayabilirsiniz. Ya da check valve'lerde tam şöyle tuz çökmeleri olabiliyor ama check valve'de tıkamıyor. Ne öldürüyor ne de güldürüyor gibi bir durum. Arada bir sizi muallakta bırakıyor. O zaman bu dalgalanmaları yaşayabilirsiniz. Yine yanlış bir mobil faz karıştırması. pH'ta değişiklikler olabilir. Özellikle floresans dedektörde pH değişikliklerinden oldukça fazla etkileniyor sistemler. Refraktif indeks dedektörde çalışıyorsanız sıcaklık çok önemli bir parametre. Biliyorsunuz refraktif indeks sıcaklıkla çok yakından ilişkili. Ortam sıcaklığına göre kırılma indeksi değişir. Eğer siz ortamın sıcaklığını değiştirirseniz refraktif indeks dedektöründe de bu tarz dalgalanmaları yaşarsınız. Onun için laboratuvar şartlarının sabit sıcaklıkta tutulması önemli. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Dedektörler de çünkü o laboratuvarın içerisinde o sıcaklıktan etkilenecektir. Evet, üçüncü parametremize bakacak olursak taban çizgisinde düzensiz sapmalar var. Kısa süreli ama çok sık sapmalar var. Az önceki kadar çok yayvan değil. Görmüş olduğunuz gibi şu sağ tarafa bakarsak şurada normal bir baseline'ımız var. Ama problemli sisteme bakarsak iki tane. Bunu da aslında çoğaltabiliriz. Buna benzer birçok dalgalanmalı sisteme çoğu zaman maruz kalıyoruz. Yine aynı problemlerle karşı karşıyayız burada. Yine pompada hava kabarcığı olabilir. Bu hava kabarcıkları sistemde atılamıyordur ve sistemde bu tarz dalgalanmalara yol açıyordur. Bunu hep başından beri belirtiyoruz arkadaşlar. İyi bir sistem hazırlığı sizin bu problemleri yaşamanızı engeller. Eğer siz sistemi hazırlarken sistemin havasını düzgün atamadıysanız, sistemde bir miktar hava kaldıysa bu tarz problemlerle karşılaşmanız oldukça doğal. Bazen sistemin havasını atmışsınızdır. Sistemde herhangi bir hava kabarcığı kalmamıştır. Ama mobil fazınızı degaze etmemişsinizdir. Bir süre sonra yine bir hava kabarcığı birikmesiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Ya da ilk önceki web seminerlerimizde bahsettiğimiz gibi solvent rezervuar alanındaki filtreler tıkanmıştır. Hava kabarcığı üretebilir. Veya solvent rezervuar alanına mobil fazları koymamışsınızdır. Oradan daha aşağı bir yere koymuşsunuzdur. Basınç kayıplarına yol açarak hava kabarcıkları üretilebilir burada. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor ki bu tarz problemlerle karşılaşmamanız için. Yine pompada kaçak veya check valve arızası sıklıkla karşılaşılabiliyor. Bir diğer problem de şuradaki madde arkadaşlar. Bunu bazı laboratuvarlar kaçırıyor. Elektriksel girişimler olabilir. O anda sizin çalıştığınız cihazın yanında çok yüklü elektrik sarfiyatı olan başka cihazlar vardır. Ve siz de bunu aynı hatta kaldır, eğer hattın gücü kapasitesi bunu kaldırıyorsa aynı hatta takmışsınızdır. Oradaki cihazın çalışırken tükettiği enerji sarfiyatıyla elektrik dalgalanmaları yaşanabilir. Bu bir ihtimaldir. Ve dedektör bundan etkilenir. Dedektörün de o anki etkilenmesinden dolayı cihaz etkilenebilir. Pistonlar vesaire o anki güçler etkilenebilir. Dedektörde bu tarz dalgalanmaları görebilirsiniz. Ya da dedektör akış hücresinde hava vardır. Hava yani yapılan bir işlem sonucu dedektör hava dedektörün flow seline yani akış hücresine hava gitmiştir. Siz de bunu prime işlemiyle giderememişsinizdir. Orada kalmıştır. Bu çeşitli girişimlere sebebiyet verir. Yine bunu sistem prep yaparak sistemi bir tekrardan baştan temizleyerek bu problemi ortadan kaldırabilirsiniz. Contalarda kaçak ihtimali olabilir. Bu yüksek bir ihtimaldir. Contalar sızdırıyordur. Zaten contalarını sızdırıyorsa bunu eğer tuz içerikli bir tamponla çalışıyorsanız orada tuz birikmesinden görebilirsiniz. Bazı sistemlerde, bazı laboratuvarlarda bunu görüyoruz. Cihazların pompa kısımlarını açtığınızda böyle beyaz beyaz kar gibi birikintiler görüyorsunuz. Onlar işte pistonlardan, contalardan oluşan kaçaklar sonucu biriken tuzlardan ötürü geliyor. Ne yapmak gerekiyor bu durumda?
bir defa yine sistemi doğru kullanmak gerekiyor. HPLC sistemlerinde kullanılan her parçanın çeşitli kimyasal dayanımları var. Bu kimyasal dayanımlarına uygun şekilde sistemleri kullanmak gerekiyor. Sistemleri tuzlu bir şekilde bırakmamak gerekiyor. Ve yıkama prosedürlerine riayet etmeniz gerekiyor ki bu piston çantaları gerçek ömrünü eda etsin. Yani gerçek ömrü ne kadarsa o kadar kullanılabilsin. Genelde bakımdan bakıma bunlar değiştirilir ve yenilenir. Buna dikkat ederseniz bu tarz bir problemle karşılaşma ihtimaliniz azalır. Evet, dördüncü maddeye bakarsak burada da yine bir dalgalanma görüyoruz ama düzenli bir dalgalanma var. Belli bir oranda sistem dalgalanıyor. Sonra tekrardan duruyor ve tekrardan dalgalanıyor ve bu böyle tekrar eden şekilde işte sürekli gidiyor. Yine burada da benzer problemler var arkadaşlar. Bu problemlerin başında yine mobil faz akış hızında dalgalanma olabilir. Şimdi mobil faz akış hızında ufak ufak titreşimler her sistemde olur ama sistemlerin bunu önleyici yine yardımcı sistemleri vardır. Mobil faz akış hızında biz eğer bir flow istiyorsak şu, ideal olarak şunu düşünürüz. Hep 1.00 flow olarak gittiğini düşünürüz. Ama bu idealde böyledir ama gerçekte uygulamada 1.00 diye her zaman gitmeyebilir. 1.001 dakika, mililitre bölü dakika olarak gidebilir. Bunu sistemler oldukça minimize ediyor. Artık teknolojinin değer verdiği oranda pompalarla ve porsiyonlama harflerindeki gelişmelerle bunu minimize edebiliyor. Ama bazen bu akış hızları değişebilir. Örneğin cihaz %70 metanol suda 1 dakika boyunca gayet güzel çalıştı. Ama ondan sonra mobil faz akış hızında ufak dalgalanmalar yaşadınız. Ve bu tarz inme çıkmalarla karşılaşabilirsiniz. Çek valflerdeki yapışma, şuradaki madde, çek valflerdeki yapışma buradaki dalgalanmanın temel sebeplerinden biri olabilir. Buna bence bu tarz bir kromatogram gördüğünüzde şüphelenmeniz gereken ilk madde bu olabilir. Çek valfleriniz doğru çalışıyor mu? Çünkü çek valfin görevi neydi? İlk web seminerlerimizde bunu inceledik. Ne yapıyor? Akışın ve basıncın doğru şekilde ilerlemesini ve gitmesini sağlıyor. Flow'u doğru şekilde yönlendiren aslında check valve'ler. Eğer orada bir yapışma varsa, bir tuzlaşma varsa onu gidermeniz gerekiyor. Bunda ne yapıyorsunuz? Check valve'leri çıkartıyorsunuz. Belli bir yıkama prosedüründe yıkıyorsunuz. Örneğin eğer check valve'leriniz tuzlandıysa 10-15 dakika metanol ile ultrasonik banyoda yıkayarak check valve'lerinizi temizleyip tekrardan kullanabilirsiniz. Çoğu zaman bu oluyor mu? Oluyor. Ama bunu 5-10 defa yapıyorsunuz. Artık 11. 12. defada olmuyor. O zaman yeni bir check valve takmanız gerekiyor. Check valve'in bir sesi var biliyorsunuz. Salladığınız zaman içerisindeki topun çeperlere vurmasından tık 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 diye bir ses duyarsınız. Bunu kulağınıza yanaştırıp salladığınızda eğer o sesi duyuyorsanız check valve'iniz artık temizlenmiş demektir ve kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi o yuvarlaklığını belli bir süre sonra kaybedince check valve yine işlemini yapamıyor. O zaman sıfır check valve değiştirdiğinizde bu problemi gidereceksiniz demektir. Yine hava çok büyük bir problem burada. Pompalarda hava bulunabilir. Bu havayı uzaklaştırmanız gerekir. Bu ne yapmanız gerekiyor? Yine kolonu söküp, ara bağlantıyı takıp, wet prime ya da sistem prep yaparak hatları temizlemeniz ve kolonu ondan sonra tekrar takıp tekrardan şartlama vermeniz gerekebilir. Muhtemelen bu durumda düzelecektir sorun. Dedektör örnekleme oranı, evet arkadaşlar, bu dedektör örnekleme oranı önemli bir parametre. Bunu aslında cihazlarda siz metotları oluştururken giriyorsunuz. Metotları oluştururken bunlar çoğu zaman standart bir ayar olarak gelir. Şuradaki linkten de daha önce anlatmıştık bunu. Lab Akademi blogda da yayınlandı. Oradan örnekleme oranları, dedektör optimizasyon neler olduğunu görebilirsiniz. Örnekleme aslında şu, saniye başına aldığı nokta cinsinden hertz değeri olarak belirtiliyor. Eğer bu uygun değilse ya da çok büyük yüksek seçildiyse bu tarz şeylerle karşılaşabilirsiniz. Optimize etmeniz gerekir bu değeri. Yine dedektör flow selinde bir hava kabarcığı kalmış olabilir. Mobil fazda hava olabilir. Bunun temel sebebi de nedir? Yine mobil fazınızı degaze etmemişsinizdir. Filtre etmemişsinizdir, süzmemişsinizdir. Ya da sorgant rezervuar alanındaki filtreler tıkanmıştır. Sisteme hava üretiyordur. Bu problemleri öncelikle
aşmanız. Yani böyle bir problemle karşılaştığınızda aslında ilk şüphelenmeniz gereken şu arkadaşlar. Sistemde bir hava var mı? Eğer sistemde hava olmadığından eminseniz sistemde kaçak var mı? Sistemde kaçak yoksa işte dedektör parametrelerine bakmanız gerekir. Sonrasında eğer hala düzelmiyorsa belki kolonsal başka problemleriniz vardır. Onları araştırmanız gerekiyor. Evet, taban çizgisinde düzensiz gürültü. Mesela bu çok yaygın gördüğümüz hatalardan biri. Bu çoğu zaman da lamba ömrünün bitmesiyle böyle düzensiz sinyalleri alıyoruz. Lamba ömrü bitmeye yakın ya da lambalarda çeşitli kontaminasyonlar, arızalar, bozulmalar olduğunda biz çok sık bu yanda görmüş olduğunuz şu kromatogramdaki çok gürültülü baseline alıyoruz ve hiç sevmediğimiz baseline'lardan biri. Özellikle impürt analizi çalışıyorsak bu baseline bizim için bir felaket. Burada tanımlamayı yapamayız. Daha doğrusu böyle bir baseline ile çalışamayız. Yani bizim çalışmak istediğimiz baseline şu yukarıda görmüş olduğunuz normal olarak belirttiğimiz baseline. Neler olabilir burada? Öncelikle lambanızın doğru ve sağlıklı çalıştığından emin olmanız gerekiyor. Eğer lambanızda sorun yoksa, lamba ömrünü tamamlamadıysa ve daha çok varsa ve lambanızda herhangi bir çatlak, kırılma, sızıntı vesaire herhangi bir şey yoksa o parametreyi eleyerek dedektör akış hücresindeki kontaminasyonlardan şüphelenebilirsiniz. Flow cell'lerdeki kontaminasyonlar da bu gürültüyü oldukça fazla arttırır. Nasıl bu problemi ortadan kaldırırsınız? Akış hücresi su ve ılık su ile yıkanır. Önce su, ardından ılık su, daha sonra metanol ve başka bir çözücü ile temizlenebilir. Metanol veya asetonitin olabilir bu. Eğer çok aşırı bir kirlilikten söz ediyorsanız, eğer öyle bir şeyden şüpheleniyorsanız 0,1 normal nitrik asit çözeltisi de kullanabilirsiniz. Ama burada yine siz üreticinizin yönergelerinden çıkmamanızı öneririz. Çünkü bazı özel uygulamalar gerektirebilir bazı dedektörler. Örneğin biz burada bunu PDA dedektörü, UV Visible dedektör için böyle bir yöntem uyguladık. Ama farklı bir dedektörde bu yöntem değişebilir. Sadece buradaki mantık şu, bakış açınızın şu olmasında fayda var. Bu tarz bir durumda dedektör kirlenmiş olma ihtimali oldukça yüksek. Lambanız eğer düzgün çalışıyorsa ve ömrünü de daha tamamlamadıysa dedektör akış hücrenizde kontaminasyon olma ihtimali çok yüksek. O zaman dedektörü temizlemeniz gerekir. Ama dediğim gibi üreticinizin talimatlarına kesinlikle uymanız gerekiyor. Yoksa dedektör zarar görebilir arkadaşlar. Bildiğiniz üzere dedektörler çok maliyetli cihazlar, parçalar. Herhangi bir sarf maliyeti size ekstra sıkıntıya sokacaktır. Burada dedektörü yıkarken şuna dikkat etmeniz gerekiyor. İlerleyen slaytlarda yazdık ama burada da söylememde fayda var. Dedektör flow cell'lerinin dayanabileceği maksimum basınçlar var. UV visible dedektörlerde 300 PSI basıncın üzerine çıkmamanız gerekiyor. Eğer araba alanda takıp dedektörü yıkayacaksanız bu basıncın üzerine kesinlikle çıkmamalısınız. Bu basıncın üzerinde flow cell'inizi çatlatıp daha büyük zararlar verebilirsiniz. Evet, elektriksel girişimler oldukça önemli. Eğer elektrik altyapınız uygun değilse, topraklamanız uygun değilse, elektrik kablolamanız uygun değilse, cihazda bu tarz parazitler, dedektörlerde bu tarz parazitleri görebilirsiniz ve bunlar da size bu tarz kromatografik sorunlar olarak ortaya çıkar. Tampon çözeltinizde çökme olabilir. Bunu bir önceki web seminerlerinde şöyle anlatmıştık. Metot geliştirme aşamalarında biliyorsunuz tamponlar, tuzlar, asetonitili, metanolili çok sevmez. Özellikle asetonitili gördüğü zaman belirli bir oranın üzerinde birçok tuz çöker. Ne olur? Tampon çözeltilerinizdeki bu çökmeler dedektörde birikme yaparak, gradyanttan kaynaklı çökmeler birikme yaparak dedektörünüzü aslında kirletir. Aynı kirlilik pompalarda da olabilir. Hem dedektörünüz kirlendi, hem pompalarda tuz birikmesi oldu, hem de kolonunuz kirlendi. Ne oldu? Analiz çıkılmaz bir hal aldı. Ciddi bir maliyetli hale geldi. Metot yanlış geliştirilmiş olabilir burada. Siz yanlış bir gradyant uygulamış olabilirsiniz. Ya da bir önceki slaytlarımızda anlattığımız gibi porsiyonlama valfleriniz bozulmuş olabilir. Siz %70-30 diyorsunuz ama porsiyonlama valfinizde bir arıza var. %70-30'u çekemiyor. O zaman ne oluyor? Organik ve su oranı, orada ayarladığınız organik ve su oranı değişiyor. Sistemsel tuz çökmelerine sebebiyet veriyor. Diğer büyük önemli parametrelerden bir tanesi de mikrobiyal üreme. Mikrobiyal üreme HPL sistemlerindeki en büyük problemlerden biridir. Özellikle sistemi uzun süre eğer kullanmıyorsanız mikrobiyal bir üremeye maruz kalmış olabilirsiniz. Eğer sistemi doğru şekilde yıkayıp doğru şekilde
yıkama prosedürüne ve kapatma prosedürüne uymadıysanız sistemde bu tarz sorunları karşılaşabilirsiniz. Örneğin 15 günde sistemi kullanmadınız. 15 gün önce sistem gayet sağlıklı çalışıyordu aynı analizde. 15 gün sonra açtınız sistemi ama bu tarz problemle karşılaştınız. Burada şüphelenmeniz gereken ilk madde mikrobiyal üreme olabilir. O zaman sisteminizi çok iyi bir şekilde önceki slaytta vermiş olduğum gibi ılık su, birazcık daha sıcak su. Yani sıcak su oranını da 60 derecenin üzerine çıkartmayın arkadaşlar. Flow cell'lerin de dedektörün diğer ekipmanlarının da bir sıcaklık eşik değeri var. Onun üzerine çıkartmamanız gerekiyor. Yani kaynar su vermeyin sistemlere. Aman ha, sakın öyle bir şey yapmayın. 60 derece, 50 derece, 60 derece arası ılık su vererek yıkama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Mikrobiyal üreme olmaması için siz sistemlerinizi %90 suyun altında bırakmanız gerekiyor. Yani sistemde %90 su, %10 organik solvent olabilir. %80 su, %20 organik solvent olabilir ama %95 su, %5 organik solventle bırakmayın. Bu mikrobiyal üremeye sebebiyet verir. Mümkünse 50 su, 50 organik solvent, hatta 90 eğer kısa vadeli bırakacaksanız 90 organik solvent, 10 su bırakabilirsiniz ama uzun vadeli olduğunda o buharlaşmaya yol açarak o oran azalacaktır. 50'ye 50 ya da 60'a 50 organik su oranıyla bırakabilirsiniz. Kolonları kesinlikle %25'in altında su içerecek organik solventlerle saklamanız gerekiyor. Aksi durumda kolonlarda da üreme olabilir. Kolondan önceki web seminerlerimizde anlattığımız gibi tuzu uygun prosedürle uzaklaştırıp uygun solventle saklamanız gerekiyor ki buradaki mikrobiyal üremeyi ve tuz çökmelerini engelleyin. Yine pompalar, çek valvler, pistonlar ve contalar da kaçak olabilir. Bu da kaçağın bir göstergesidir ama ilk göstergesi değildir. Bir öncekilerde kaçağın ilk göstergesi olabilir ama bunda değil. Bakın az önce bahsettiğim parametreyi burada yazmışız. Ne diyor? UV dedektörler için 300-1500 arasını geçmemeniz gerekiyor. Kırılma indisi dedektörlerinde de 300 PCI'yi kesinlikle geçmemeniz gerekiyor. Burada 1500 PCI yazmış teorikte ama siz UV dedektörlerde 300 PCI'yi geçmeyin arkadaşlar. 1500'lere çıkmayın. Riskli bir durum. Yine refraktif indeks dedektör çalışıyorsanız bu sabit olmayan bir sıcaklığa da işaret edebilir. Akış hücresinde hava kabarcığı olduğuna işaret edebilir. Önceki slaytlarda dediğimiz gibi bu tarz durumlarda ilk şüphelenmeniz gereken sistemde bir hava kabarcığı var mı? Dedektöründe kontaminasyon var mı? Bunlardan şüphelenip daha sonra sistemsel pompalara, contalara vesaire dedektördeki kırılmaya, çatlağa, kolondaki arızaya geçebilirsiniz. Basitten komplekse doğru gitmenizde fayda var. Bu arızaları nasıl çözeceğiz, nasıl tespit edeceğiz diye söyleyebilirsiniz. Onlarca farklı ihtimal var. Bazen bu 3-4 ihtimal bir araya geliyor ve gerçekten de bazen 3-4'ü bir arada oluyor. Bunları nasıl çözeceksiniz? Buradaki yaklaşımınız şu olsun. Önce bir sakince oturun koltuğunuza, birkaç dakika soluklanın ve düşünün. Siz prosesinizi bir gözden geçirin. Neler yaptınız? Nerelerde hata yapma ihtimaliniz olmuştur? Nereleri kesinlikle doğru hazırladınız? Nereleri hızlı hazırladınız ve yanlış yapma ihtimaliniz vardı? Önce oraları bir gözden geçirin. Sonra çok basit düşünün. Basitten zora doğru gidin. En basit hangi hatalar olabilir? Ve en son hangi hatalar olabilir? Ve daima öncelikle hatayı kendinizde arayın. Çünkü kullanıcılardadır %90 hata. Sistemsel hataların birçoğu da kullanıcı kaynaklıdır. Önce kendinizdeki hataları bir elimine edin. Ondan sonra sistemsel hatalara geçebilirsiniz. Pompa çalışıyor mu? Sızdırıyor mu? Tümiklerde bir problem var mı? Fitnikler doğru takılmış mı? Dedektörde bir sızıntı var mı? Kaçak var mı? Kolonum doğru çalışıyor mu? Daha zor, daha komplekse de öyle geçebilirsiniz. Buradaki kompleks yaklaşımımızı biz genelde nasıl yapıyoruz? Açıkçası maliyetle biraz orantılıyoruz. Yani çünkü bir mobil faz hazırlamanın maliyetiyle bir flow cell değiştirmenin maliyeti aynı değil. Maliyeti yüksek olanlar biraz daha sonraya bırakın arkadaşlar. Onlar en son ihtimalle değerlendirin. Onu çünkü kimse istemez. Ama bazen öyle olabiliyor ki en son değerlendirdiğiniz parametre aslında bariz size ilk benim diyebiliyor. Onu da belli bir tecrübeden sonra zaten siz anlayacaksınız. Evet, az önce bahsetmiştik. Kolonda güçlü şekilde ya da dedektörlerde tutulan analitler olabilir, numuneler olabilir. Bu da büyük bir problemdir ama bu tarz baseline'lara çok fazla yol açmaz. Başta bahsettiğim daha yayvan,
pozitif ya da negatif yönlü artışlara yol açar. Bu düşük bir ihtimaldir ama bu da bir ihtimaldir. Fitlikler tıkalı olabilir. Bir önceki web sitelerimizde fitlikler nasıl takılmalı? Ondan bahsetmiştik. Doğru takılmamış olabilir. Fitliklerde kontaminasyon yaşıyor olabilirsiniz. Kontaminasyon da bunun önemli bir sebebidir. Inline filtre veya ön kolonlar tıkanmış olabilir veya kontamine olmuş olabilir. Uygun olmayan pH'lere bağlı kolon sabit fazında degradasyon. Kolon sabit fazınızı bozmuşsunuzdur arkadaşlar. Uygun pH aralığında çalışmamışsınızdır. Bu hem kolonunuzun yapısını bozmuştur, hem dedektörünüze kirlilik kontaminasyon göndermiştir. Kolonu aslında bozmuşsunuz demektir. Bu da son ihtimallerden biri. Az önce dedim ya, siz bir şeyi deneme, kendinizi bir check etmeniz gerekiyor. Uygun pH'te çalıştım mı? Tamponum uygun pH'te mi? Kolonun çalışma şartlarına uydum mu? Her şeyi nizami ve doğru hazırladım mı? Bunu muhtemelen eleyeceksiniz ama sizden önce kolonun nasıl kullanıldığını bilmediğiniz için bu da bir ihtimaldir. Bozulmuş olabilir. Birisi çok uç noktalarda kolonu çalışmak zorunda kalmış olabilir ve bunu da takip çizelgesine yazmamış olabilir. Bu da bir ihtimaldir ama düşük ihtimallerden biridir. Bu taban baseline çizgisinde bu tarz sivri uçlar, sivrilmeler, ani çıkıp inmeler. Buna dikenlenme de diyebilirsiniz. Bu şekilde de adlandırabilirsiniz. Bunun aslında en büyük kaynağı dedektörsel sorunlardır arkadaşlar. Dedektörde elektriksel girişimler olabilir. Bu bazen karşımıza çıkan problemlerden biri. Az önce de bahsettiğim gibi elektrik altyapınız uygun değildir, topraklamanız uygun değildir, prizler uygun değildir. Ya da cihazın yanında daha yüksek güç çeken farklı cihazlar vardır. Siz aynı prizle takmışsınızdır. Burada yeri gelmişken şunu tekrar vurgulayayım. HPL sistemleri için lütfen sadece tek bir priz seti kullanın ve şeyden emin olun. Gerçekten oradaki güç kilowatt değerini karşılayan bir altyapınız var mı? Topraklamanız uygun mu? Zaten bunlar uygun değilse muhtemelen size firmalar bunu uyaracaktır. Kuran firmalar altyapınızın uygun olmadığını ve cihazı kuramayacaklarınızı, bunu uygun altyapıya getirmenizi size söyleyeceklerdir. Bunu gözden geçirin eğer böyle sorunları sık sık yaşıyorsanız. En büyük problemlerden biri de lamba ömrü azalmışsa. Lamba ömrü azaldığında genelde bu problemi görürüz. Ya da lambada bir arıza vardır. Lamba ara sıra yanıp sönüyor da olabilir. Yani tabi bu çok düşük bir ihtimal ama bazen olabiliyor. Yine kolon sabit fazını bozmuş olabilirsiniz. Bu çok önemli parametrelerden biri. Bu da bu tarz sorunlara yol açıyor. Kolon sabit fazı bozulduğu için kolonda boşluklar olabilir. Bu tarz iniş çıkışlara sürekli maruz kalabilirsiniz. Tamponda çökme, mikrobiyal üreme, buralarda önemli parametrelerden biridir arkadaşlar. Evet, kromatogram beklediğinizden farklı çıktıysa ne olur? Eyvah yandınız. Yani kromatogram beklediğinizden farklı çıktıysa, çok başka bir kromatogramla karşılaştıysanız herhalde bu analiz yapan birçok kişinin korkulu rüyasıdır. Acaba ne yaptım? Genellikle burada şundan şüphelenebilirsiniz. Acaba yanlış örnek mi hazırladınız? Yanlış standart mı hazırladınız? Ya da enjeksiyon lokasyonunu farklı mı verdiniz? Bir A'dan değil de 11 A'dan mı verdiniz acaba enjeksiyon lokasyonunu? Önce bunu bir sorgulamanız gerekiyor. Yine oturup burada yapmanız gereken şu: mobil fazı doğru hazırladınız mı? Kolonunuzu doğru seçtiniz mi? Yanlış örnek mi hazırladınız? Örneğiniz doğru mu? Standart hazırlıyorsanız standartınız doğru mu? Yani sizin standart test metodunuzdaki tüm gereklilikleri doğru bir şekilde yerine getirdiniz mi? Ondan sonra metot parametrelerine geçebilirsiniz. Metot parametreleri de burada önemli. Yanlış akış hızı vermiş olabilirsiniz. Siz metot setinizi ayrı bir yerden çağırıyorsunuz metodu oluştururken. Aynı isimde ya da bir boşluk bırakarak başka bir metot set vardı. Siz yanlışlıkla farklı bir metot seti seçtiniz. Equation dengeleme yaparken ayrı bir şekilde dengelediniz. Analizi başlatırken çok başka bir metotla başlattınız. Metodunuz yanlış. Bu çok büyük bir problem. Metodunuzun yanlış olup olmadığını, yani doğru olup olmadığını kontrol etmeniz gerekiyor. Metodunuz da doğruysa işte örnek hazırlama yönteminize bir bakmanız gerekiyor. Eğer o da doğruysa, eğer bir floresans dedektör çalışıyorsanız belki türevlendirmede bir problem yaşıyorsunuzdur. İyi türevlendirememişsinizdir. Birazcık da burada şey var arkadaşlar, biz bunu anlatıyoruz ama bunlar birazcık genelleme. Dedektörünüzün karakteristik yapısına göre de, yani çalışacağınız dedektörün yapısına göre de sorun giderme teknikleri farklılaşabilir. Elektrokimyasal dedektörde, bir iyon kromatografi dedektöründe
aşağı yukarı yine dedektör şiddetine karşı zaman alıyoruz. Yine bir kromatogram var ama dedektörün spesifik yapısına göre bu karşılaşacağınız sorunlar ve çözüm yolları da değişebilir. Bunlar aslında bir genellemedir. Genel olarak bunlarla karşılaşırsanız bu tarz problemler vardır diyebiliriz. Ama bazen bunlar farklılaşabilir. Farklı terimlerle farklı şekilde bunlar da size ifade edilebilir. Evet, kromatogramda pik gözlenmiyoruz. Bu da çok büyük bir problem. Bazen şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Yani çalışanlar vardır. Şöyle bir baseline görebilirsiniz. Bakın problem 2 dediği baseline. Buradaki baseline'de size bir soru sormak istiyorum. Hangisi olabilir arkadaşlar? Bir anket yapalım size. Bakalım. Bir soru sordum. Sizce şu tarz bir baseline'da hangisi olabilir? Evet, cevaplar geliyor. Evet. Arkadaşlar 11 kişi cevapladı. Aslında herkes doğru cevabı verdi. Şöyle söyleyeyim. Bunların üçünü de bizzat yaşadım. Bir arkadaşımızın biri yana yakıla sistemle uğraşıyor, çalışıyor. Mobil fazı tekrar hazırlıyor. Sinyal yok. İşte tekrardan dedektöre bakıyor, metotları kontrol ediyor. Hiçbir şey yok. Basınçlara normal mi diyoruz? Evet normal. İşte bunun basıncı zaten bu barlarda diyor. Normalde kolon yoksa sistem basıncı 300 PSI'ye ulaşmayabilir bile. Zor ulaşır. Sistemde bir tıkanıklık varsa o basınçlara ulaşır. Ya şöyle söyleyeyim, bir güne yakın sistemle uğraştık. En son kolon fırını açmak aklımıza geldi. Hiçbirimiz de arkadaşımızın öyle bir hata yapacağını düşünmüyoruz. Ara bağlantıyı sistemde bırakmış. Analizi o şekilde başlatmış. Ve hiçbir şekilde pik göremiyoruz. Dümdüz bir baseline. Meğersem sisteme kolon takılmamış. Tabii gün sonunda sorunu çözdüğümüzde hepimiz artık yani ciddi oranda yorulmuştuk ve stres olmuştuk. Takip etmeniz gereken şeyler arkadaşlar. Hep diyorum ya, önce kendinizi bir check etmeniz gerekiyor. Dedektör kapalı olabilir ama sistem zaten dedektör kapalıyken uyarı veriyor. Birçok sistem dedektör kapalıyken çalışmıyor bile. Artık sistemler bu önlemleri alıyor ama kolon takılmadıysa ne yazık ki kolon takılı değil diye size bir önlem alamıyor sistem. Orada öyle bir sensörü yok. Tabii yeni sistemlerde şeyler var şimdi. Kolonları mesela görüyoruz artık yeni yeni çipli yapıyorlar. Taktığınızda RFID ile sistem kolonu tanıyor ve direkt kolon takılı olup olmadığını görüyor. Bu da aslında bu tarz yaşanan probleme bir önlem olabilir. Artık kolon takma işi de tarih oluyor diyebiliriz. Tabi mobil faz olmadığı da olabiliyor ama mobil faz olmadığında genellikle ne oluyor? Sistem basınç kaybı, loss prime dediğimiz şey yapıyor. Hatlar boş olduğu için basınç kaybı veriyor ve duruyor. Böyle bir şey mobil faz olmadığında görme ihtimaliniz çok çok düşük. Bazen belki olabilir ama çok düşük. En büyük ihtimal burada kolon takılmama ihtimali olabilir. Böyle bir baseline biz dedektörde çok görmeyiz. Bu zaten mükemmel bir baseline. Bir alttakini biz normalde görebiliriz ama yine burada da problem vardır. Neler olmuş olabilir? Burada az önce zaten saydık. Yanlış kolon seçilmiş olabilir. Kolon hiç takılmamış olabilir. Dedektör kapalı olabilir. Enjeksiyon ünitesi problemi yaşıyor olabilirsiniz. Yanlış lokasyondan enjeksiyon yapıyordur. Bu da bazen başımıza gelen problemlerden biri. Ne oluyor? Siz A viyaline koyuyorsunuz. A viyaline gidip D'ye koyuyorsunuz. A ünitesini D'ye koyuyorsunuz. Ya da sisteminiz başka bir şeyse sıralamalarını karıştırıyorsunuz. Birinci lokasyon değil de ikinci lokasyona koyuyorsunuz. Yanlış enjeksiyon yapıyorsunuz. Burada şunu da vurgulamak istiyorum. Daima arkadaşlar her analiz öncesi sizden önce kalan analizin atıklarını lütfen oradan uzaklaştırın. Viyaller varsa viyallerin tümünü tehlikeli atıkları atın. Eğer hareketli fazlar varsa, solunatlar varsa bunları da yine tehlikeli atık atağa gönderin.
lütfen içerisinde VR olan bir sistemle çalışmayın. Bu da o problemlerden biridir. Eğer siz 10 tane VR ile çalışıyorsanız VR hazinenizde 10 tane VR olsun. 11 tane VR asla olmasın. Çünkü bu sizin kritik noktanızdır. Bazen şöyle oluyor. Siz yan içerisinde VR'ler var. Bazen şunu da görebiliyoruz. Arkadaş yanlış bir sekans çağırmış ya da sekansı oluşturmuş ama panikle çok farklı bir sekans çağırmış. Kendisinden önce çalışan arkadaşın sekansını çağırmış ve o analizi başlatmış. Kendisi ve tüm VR'lerde dolu. Ya da o arkadaşın VR'leri olduğu yerde duruyor. Kendi VR'leri başka bir yerde. Sistem VR'li lokasyonlara doğru olduğu için hata da vermiyor. Kendini de durdurmuyor. Çünkü VR missing VR vermiyor sistem. Ne oluyor? Çalışmaya devam ediyor. Siz sabah bir geliyorsunuz. Tamamen farklı bir sistem. Ne pikler birbirine uyuyor, ne zamanlar birbirine uyuyor, ne enjeksiyon hacimleri. Bir dünya uğraş ve maliyet. Bu durumda ne oluyor? İşte siz bir önceki analizin atıklarını temizlemediniz ve dalgınızdan kaynaklı hatadan dolayı analiz tekrarına gidiyorsunuz. Bunu yapmamaya çalışın arkadaşlar. Analize başlarken temiz bir sayfa açın. Cihazınızı tertemiz, yeniden sıfırdan başlatın. Her şeyiniz tertemiz olsun. Bu sorunları yaşamayın. Az önce bahsettik zaten. Mobil fazınız hatalı olabilir. Metot şartlarınız hatalı olabilir. Dedektör cevabı veren seyreltici solventler olabilir. Yani burada şundan bahsediyorum. Dedektöre işte bu solventlerin cutoff değerlerinden bahsetmiştik önceki web seminerlerimizde. Bu çok önemli. Metot geliştirme basamaklarında bu deneniyor. Ha, belki siz kalite kontrol analizi yapıyorsanız o zaman bunu düşünmeyi, dert etmeniz çok önemli değil ama bazen olabiliyor. Kalite kontrolde metot geliştirilip kalite kontrolde çalışılabiliyor. O zaman yanlış bir cutoff değerine yakın bir dalga boyunda çalışıyorsanız bu tarz problemleri karşılaşmanız çok olası bir durum ama yüksek bir ihtimal değil. Mesela enjeksiyon sırasında enjektör hava çekip kolona hava veriyor olabilir. Bu problem çok sık yaşanıyor. Ne oluyor? Uygun VR kullanmıyorsunuz. Uygun VR kullanmadığınız için de enjektör ünitesi ya VR'i tam delemiyor ya da şöyle bir şey var. Uygun derinliğe kadar dalması gerekiyor enjektörün. Uygun derinliğe kadar eğer VR'iniz dolu değilse örneğin 0.5 hacmine kadar VR enjeksiyonunuz alabilir. Ama siz 0.3 mililitre koydunuz. Ona uygun VR kullanmadınız. Enjektör sürekli hava çekti. Hava çekti, hava verdi sisteme. Ne oldu? Bu şekilde 0 baseline'ı gördünüz. Yanlış türevlendirme yapmış olabilirsiniz. Bu da bir ihtimal. Hayalet pikler. Hayalet pikleri bundan önceki web seminerimizde uzun uzun anlatmıştık. Sisteminizde neden hayalet pik olur? En büyük belirtisi kolondaki kontaminasyon, sistemsel kontaminasyon, dedektördeki kontaminasyon. Bu çok büyük bir problem. Özellikle kolonda tutunan analitler veya numune bileşenleri problem. Bunları sizin numunenizin karakteristik yapısını belirleyerek kolondan rejenere etmeniz, uzaklaştırmanız ve kolonu yenilemeniz gerekir. Bu da kolon yönergelerinde, kolon talimatlarında yazar ne şekilde yapacağınız. Oraya bakarak bu hayalet pikleri uzaklaştırmanız gerekir. Ama şunu söyleyeyim. Bu tarz bir sorunla karşılaşıyorsanız çoğu zaman bu hayalet piklerinden kurtulmak mümkün olmuyor. O zaman ne yapıyoruz? Kolon performansımız iyiyse arkadaşlar biz bunu bir blank olarak değerlendiriyoruz. Bu kolonu impurity analizlerinde kullanmıyoruz. Nerede kullanıyoruz? Miktar tayini analizlerinde bizim analitimizin alıkonma zamanında eğer hayalet pik gelmiyorsa ve gezici bir hayalet pik değilse sistemsel kaynaklı olmadığı için kolondaysa bu muhtemelen kolonda hep aynı zamanda gelecektir. O tarz miktar tayini analizlerinde kullanabilirsiniz. Ama hayalet pik kontamine olmuş kolonları eğer rejenere edemediyseniz, temizleyemediyseniz arkadaşlar hiçbir zaman bir pürt analizinde kullanmayın. Kullanamazsınız zaten miktar tayinlerinizde sorun miktarlamalarınızda sorun çıkartır. Bunlar çünkü blank'te bazen gelir, bazen gelmez. Bazen başka yerde gelir. Kolon kontaminasyonlarında çoğu zaman aynı yerde gelir. Burada sadece kolon kontaminasyonu değil, oto örnekleyiciniz ve enjektör sisteminiz de kontamine olmuş olabilir. Yine yanlış numune hazırlığı yapmış olabilirsiniz. Numune enjeksiyonunuz yanlış olmuş olabilir. Örneğiniz bozulmuş olabilir. Bozulmuş örneklerle sık karşılaşabiliyoruz. Bazen 4 derecede numuneler çalışılması gerekiyor ama siz bir arıza oluyor ya da o anki dalgınlığınızdan numune sıcaklığını 4'e ayarlamıyorsunuz. Ne oluyor? Numune bozulmaya başlıyor ve numune değil ki bu artan impüriteyi siz hayalet pikmiş gibi değerlendirip
çalışabiliyorsunuz. Ya da bazen limit dışı impürt olarak da değerlendirilebiliyor. Her zaman hayal ettik gibi değerlendiremezsiniz ama genellikle impürt analizi çalışıyorsanız zaten size numune bozulmasından kaynaklı limit dışı sonuçlar verecektir. Siz de tekrar bir analiz tekrarına gideceksiniz. Eğer sıcaklığı düzeltmezseniz yine aynı sorunla karşılaşacaksınız. Yine uygun olmayan pH ve sıcaklıklarda çalışılmıştır. Kolonları belirli sıcaklıkların üzerine çıkartamıyoruz. Silika yapısı bozuluyor. Belirli pH'ların üzerine çıkartamıyoruz ya da belirli pH'ların altına düşüremiyoruz. 2-8 pH aralığı ideal çalışılabilir pH aralığı. Kolon sıcaklığını 50-55-60'a kadar çıkabilen kolonlar var. Onun üzerine çıkmamaya çalışıyoruz. Eğer sistemde mikrobiyal üreme varsa bu da sistemsel bir kontaminasyon demektir. Sisteminiz kontamine olmuştur. Bunu önlemeniz ve sistemi temizlemeniz gerekiyor. Az önce bahsettiğim kolon kirlenmesi olmuş olabilir. Ona da uygun prosedürde yıkamanız gerekiyor. Evet arkadaşlar, başka ne olabilir? Bu filtrelerde kirlenme ve kontaminasyon olmuş olabilir. Filtrelerden bahsetmiştik. Solvent rezervuar alanında metal filtreler ya da sinterlenmiş kuvars veya silika cam filtreler kullanılır. Bunlar nedir? Mobil fazdan gelebilecek safsızlıkları ön filtreleme işlemi için solvent rezervuarındaki tübinglere takılıyor. Eğer bunlar tıkanmışsa buradan kaynaklı hava oluşabilir sistemde ya da kontaminasyon da gelebilir. Bunları yıkamanız gerekiyor. Genellikle metal içerikli filtreleri 0-1 normal nitrik asit çözeltisiyle 15 dakika sonikasyon yaparak yıkayabiliyorsunuz. Ardından suyla bir 5-10 dakika sonikasyon yapıp sisteme takabilirsiniz. Çoğu zaman da bu filtreler açılır. Ama sinterlenmiş kuvars veya silika cam filtre kullanıyorsanız bunları 15 dakika su banyosunda metanol ile 60 dereceye kadar ısıtabilirsiniz. Kontaminasyon çok yüksekse 0-1 nitrik asit kullanabilirsiniz. Yine 15 dakika ısıtabilirsiniz ama cam içerikli filtreleri hiçbir zaman sonikasyon işlemine tabi tutmayın. Daha çok çatlatır, daha çok kırar ve bozar. Bu da sizin filtrelerinizi temizlemek isterken filtreleri daha çok bozmanız anlamına gelir. Bunu istemeyiz. Evet, negatif pikler, kromatogramda negatif pikleri çok sık görmeyiz. Nadir, yani UV dedektörde çalışıyorsak bunu görme ihtimalimiz çok düşüktür. Refraktif indeks dedektörlerde bunu görebiliriz bazen. Ne olur? Refraktif indeks dedektörlerde eğer çözünelim ve analitin kırılma indeksi mobil fazdan düşükse, sonuçta kırılma indeksi olanlarını ölçüyor. Ona göre bir eksi değer çıkartabilir. Bu eksi pikleri refraktif indeks dedektörlerinde yazılımsal olarak çözen yazılımlar var. Yani cihaz üreticilerinin sağladığı yazılımlarda bunları çözebiliyorsunuz. Ama bu tarz bir problemle genellikle refraktif indeks dedektörde karşılaşabilirsiniz. Yine burada yüksek dedektör sinyali veren yani cutoff değeri yüksek olan bir çözücü solventi kullanmış olabilirsiniz. Onu bir dikkat etmeniz gerekiyor. Polarite değişmiş olabilir. Buradaki en büyük problem dedektör polaritesi bir şekilde değişmiştir. Yazılımsal olarak değiştirmiş olabilir. Eğer piklerden sadece bazıları negatif, bazıları pozitifse sorun bu değildir arkadaşlar. Bundan şüphelenmenize gerek yok. Eğer hepsi aynı şekilde şu tip 2'deki gibi eğer görüyorsanız polarite ile ilgili bir problem vardır. Eğer şuradaki gibi görüyorsanız, tip 1'deki gibi görüyorsanız diğer ihtimalleri değerlendirebilirsiniz. Çünkü polarite değiştiyse siz piklerinizin hepsini eksi görmeniz gerekir. Polariteyi normal hale getirdiğinizde tekrardan pozitif pikleri elde edebilmeniz gerekiyor. Başka sebepler de olabilir burada. Onları işte detaylı olarak araştırmanız gerekiyor. Dedektör çalışma parametrelerinizde hata vardır. Bunu da detaylı olarak incelemeniz gerekiyor. Evet arkadaşlar, bu akşamki web seminerimiz bu kadar. Kaynaklar da bunlar. Daha fazla kaynak da var. Ulaşabilirsiniz. Hepinize teşekkür ederiz.